Evet sevgili TV'den izleyicileri, bugün 1 Ağustos 2022 saat 9.45 söz verdiğimiz gibi ilk yayınımızda karşınızdayız. Ben bugüne kadar sizinle birçok kez kriz masası ve baş başa, Emin Aydın'la baş başa programlarında karşı karşıya gelmiştik. Temmuz ayı başında bir planlamayla yeni bir formatta hafta içi her gün sabah saat 9.45'te sadece Aydın hakkında her şeyi konuştuğumuz Seren Sayan'la Derin Mevzu isimli bir program planlamıştık. Bunu sosyal medyadan çeşitli kezlerde duyurduk. Bugüne kadar bununla ilgili hazırlıklarımızı tamamladık. Şimdi siz değerli izleyicilerimizin karşısına çıkmaya çalışıyoruz. Amacımız burada bugüne kadar yapmadıkları, yani konuştuklarımızın dışında ne konuşacağız, ne yapacağız? Evet, Aydın'ı değerlendireceğiz. 17 ilçeyi değerlendireceğiz. Siyasetçileri değerlendireceğiz. Siyasi parti temsilcilerini değerlendireceğiz. İl başkanları, yönetimleri, ilçe başkanları, belediye başkanları, milletvekilleri, yani siyasetin içinde yer alan herkesin nabzını tuttuğumuz bir 15 dakika. Her sabah bir 15 dakika planlıyoruz. Bu 15 dakikayı bize ayırırsanız biliyoruz ki çok şey kazandırmış olacağız Aydınlığı açısından. Biz kamu menfaati adına bugüne kadar konuşmalarımızı, görüşmelerimizi ya da programlarımızı, köşe yazılarımızı gündeme getirmeye çalışmıştık. Bu 15 dakikada da sizinle bunları tartışıyor olacağız. Öncelikle şunu söyleyeyim, her türlü görüşe, fikre, karşı çıkışa falan razıyım. Öyle bir şeyim yok, iddiam yok. Yani ben sadece doğru bildiklerimi ve doğru olduğu şekliyle sizlere aktarmaya çalışacağım. Tabii bunu kabul etmek, buna katılmak veya benim gibi düşünmek durumunda değilsiniz. Saygı çerçevesinde, eleştiri çerçevesinde olan her türlü görüşü sosyal medyadan da kabul edebilirim, takip de edebilirim, buradan dile de getirebilirim, cevap da verebilirim. Hakaret veya iftira içermediği sürece tüm görüşlere de bu 15 dakika içerisinde açık olacağız. Öncelikle onları da belirteyim. Seren Sayan, beni tanıyorsunuz. Daha önce aktif siyaset yaptığım dönemler de olmuştu. Şimdi aktif siyasetin dışında gazetecilik mesleğini icra etmek için çaba sarf eden bir kardeşiniz olarak kabul etmenizi istiyorum öncelikle. Evet, biz siyasetin içerisinde, aktif siyasetin içerisinde bulunduğumuz dönemde de şimdi de kusurlarımız, hatalarımız olmuş ya da oluyor olabilir. Bu sürçülisan ettiysek de bugüne kadar ve bundan sonra şimdiden affola diyorum. Yani bu kısa introdan sonra bu 15 dakikanın değerlendirmesiyle ilgili ben size bundan sonra nelerden bahsedeceğimizin de bir panoraması olarak gündeme başlayalım istiyorum. Evet, hafta sonu Türkiye'de gündem yine hızlıydı. Sıcakların yaz sıcaklarını aratmayan bir sıcaklıktaydı. Sayın Cumhurbaşkanı'nın Ordu gezisi ve Ordu mitingi oldu. Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan Ordu mitinginde fındık fiyatlarını açıkladı. Terzi Fikri olarak bilinen Fikri Sönmez hakkında da çıktığı mitingde değerlendirmelerde bulundu. Ben sosyal medyada bunun sonrasında bazı paylaşımlarda bulunmuştum. Bu paylaşımlarla ilgili her iki siyasi kanattan da tepkiler geldi. İşte destekleyenler de oldu. Ya Cumhurbaşkanımıza haksızlık ediyorsun, benim tabirimle haksızlık ediyorsun diyenler de oldu. Fakat ben biraz konuyu açıp Aydın'la ilgili değerlendirmesine dönmek istiyorum. Hani konuyu o şekilde Aydın'ı aktarmaya çalışacağım. Şimdi öncelikle şunu söyleyeyim. Ordu mitingi çok güzel, çok dolu.
Ve Karadeniz açısından da heyecan yaratan bir mitingdi. Sebebine gelirsek açıklanan fındık fiyatlarıydı. Fındık fiyatlarıyla ilgili çok eleştiriler, yani muhalefet çok eleştiride bulundu. Ben bu eleştirileri yersiz olduğunu düşünenlerdenim. Çünkü şimdi ekrana arkadaşlarım verebilirlerse, bakın burada 1980 sonrası fındığın dolar yıllık dolar karşılığı alım fiyatları, taban alım fiyatları ortada. Gördüğünüz üzere 1986'dan 2006'ya kadar en yüksek ve hatta 2-3 kat derecede yükselten tek bir iktidar var. O da Adalet ve Kalkınma Partisi'nin iktidarı. Yani rakipleri yine kendileri aslında. Bu gördüğünüz gibi 1986'da 1.3 dolarmış bir kilo fındığın taban alım fiyatı. Bunu 2005'te 5 dolara kadar çıkarmışlar. 2004'te 3.50 dolar seviyesine ulaşmış. Bugün dün açıklanan fiyat yine 3 doların üzerinde kaldı. Arkadaşlar alabilirler ekrandan. Şimdi Türkiye'de, yani dünyada enflasyonun bu kadar yükseldiği, işte döviz kurlarının engellenemediği, döviz kurlarının yükseldiği, işte tedarik zincirinin bozulduğu bir süreçte fındık taban alım fiyatının yine dünya standartlarında 3 doların üzerinde bırakmak bence iktidar açısından ekonomik bir başarıdır. Ben böyle kabul ediyorum ve böyle olduğunu düşünüyorum. Her ne kadar muhalefet temsilcileri bunu bu şekilde kabul etmemiş olsalar da ben söylediğim gibi bu konunun arkasındayım. Neden bu konuya geldim derseniz, ben burada dolar bazındaki açıklanan taban fiyatlarda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın desteklediğim gibi terzi fikri olarak bilinen Fikri Sönmez isimli Fassa'nın 1979 yılında seçilen 1980 Temmuz'unda tarafından, askeri darbe tarafından, yani askeri operasyon tarafından görevden indirilen ve 1985 yılında cezaevinde kalp krizi geçirerek vefat eden terzi fikri olarak bilinen Fikri Sönmez'le ilgili söylediklerine katılmadığımı beyan ettim sosyal medyada. Bunun da gerekçesi şuydu: evet, terzi fikri bir belediye başkanıydı. Bağımsız seçilmişti. Terzi fikri kimliği anlatmadan önce Cumhurbaşkanımızın söylediği sözlerin neden katılmadığımı da ifade etmek istiyorum. Türkiye'de buna keza çok fazla belediye başkanları var. Bunlarla ilgili tartışma konusu, gündem konusu yaratmamız gerektiğini düşünüyorum. Çünkü terzi fikri hatıralarda kaldı. Terzi fikrinin artık sadece hatıralarını konuşabiliriz. Tartışılacak bir şey durumu kalmadı ki Sayın Cumhurbaşkanı her, yani 80 darbesi, 28 Şubat veya 15 Temmuz darbe girişimi yüzünden siyaseten her zaman zarar gören, zarar verilmeye çalışılan birisi olarak darbecilerin indirdiği bir belediye başkanının hakkında ordu mitinginde konuşmuş olması bana göre bir haksızlıktı. Bence yanlış değerlendiriyordu. Bu benim düşüncemdi. İktidar ya da muhalefet bu konuda işte bana tepkili gösteren arkadaşlarıma bunu öncelikle belirtmek isterim. Sonra Fikri Sönmez kimdir? Terzi fikri kimdir? Onu biraz açayım. Terzi fikri Fassa'da 1979 yılında ara seçimlerde, 78 seçimlerinde seçen belediye başkanı vefat etmesi sonrasında 79'da ara seçimlerde bağımsız olarak seçilmiş CHP, MSP ve AP'nin adaylarının iki katı kadar oy alarak belediye başkanı seçilmiş ve daha sonra 10-11 Mayıs Çorum olaylarında Süleyman Demirel'in hedef gösterdiği "siz Çorum'a değil Fatsa'ya bakın" diyerek darbecilerin hedefine yerleştirdiği bir belediye başkanı. Böyle öldükten sonra milyon dolarları falan da çıkmadı. Ailesini, yaşamını sağlayacak bir bütçesi, bir geride bıraktığı mirası da olmadığı ortaya çıktı. O yüzden bence kendince halka hizmet etmeye çalışan ve bu süreç içerisinde yaşamını kaybetmiş bir belediye başkanı. Bunu neden bahsettim? Bunları neden anlattım? Şundan dolayı anlattım. Şimdi arkadaşlarımız göndermek isterse, bu haftanın ikinci gündem konusu Levent Göktaş konusuydu. Özlem Çerçoğlu
Sayın Özlem Çerçioğlu, Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, Mustafa Levent Göktaş'ın Aydınlı'nın tanınmasına vesile olan 2019 yılında bir haber ortaya koydu. Kahraman asker Çerçioğlu'nun avukatı oldu. Kim bu kahraman asker? Kimdir Mustafa Levent Göktaş? İşte şimdi biraz bunlardan bahsedeceğim size. Mustafa Levent Göktaş, alabilir ekrandan arkadaşlarımız. Mustafa Levent Göktaş MAK komutanlığı yapmış. Muharebe arama komutanı olarak görev yapmış. Bazı hakkında efsaneler türetilmiş bir emekli asker. Emekliliği sonrasında da avukatlık yapıyor. Ankara Barosu'na kayıtlı avukat olarak görev yapıyor bildiğimiz kadarıyla. Mustafa Levent Göktaş'ın şöyle bir durumu var. Mustafa Levent Göktaş işte APO'yu Türkiye'ye getiren asker ve işte bunun haricinde birkaç değişik karda kayalıklarına ilk bayrağı diken asker gibi değişik efsaneler türetilmiş bir askerdi. Fakat bunların doğru olmadığı, bu efsanelerin doğru olmadığı da konuşulmaya başladı. Bu tartışmaların hemen akabinde 2019 yılında Sayın Özlem Çerçioğlu, Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'nun 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde ihaleye fesat, edimin ifasına fesat, evrakta sahtecilik gibi suçlamalarla 17 sanığın yargılandığı davasına vekalet koydu avukat olarak. Fakat hiç katılmadı, hiçbir duruşmaya katılmadı. Aynı zamanda avukat olarak başka dosyalara da vekalet koyduğunu duyuyoruz. Fakat hiçbirisine katılmadı Mustafa Levent Göktaş. Hiçbir duruşmaya katılmadı. Şimdi ben Sayın Cumhurbaşkanımızın terzi fikri konusundaki açıklamalarından sonra asıl araştırılması ve konuşulması gereken Necip Hablemitoğlu suikastı planlayıcısı olmak şüphesiyle şu anda firarda olan Mustafa Levent Göktaş, Sayın Büyükşehir Belediye Başkanı Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'nu nereden tanır, nasıl tanışmışlardır, neden vekalet koymuştur dosyalarına, Özlem Çerçioğlu'yla nasıl bir ilişkisi vardır, ben bunun tartışılması ve Türkiye'nin gündemine getirilmesi gerektiğini düşünenlerdenim. Nedenini de çok açık olarak beyan etmek istiyorum. Olay şudur. Necip Hablemitoğlu suikastının planlayıcısı olmak şüphesiyle şu anda firari olan, Türkiye'nin gündemine Haziran ayından bu yana çeşitli seferlerde yer alan, o Gafar Okan suikastinin içerisinde de yer aldığı çeşitli haber mecralarında gündeme getirilen Mustafa Levent Göktaş nasıl olmuştur da Aydın'la yolu kesilmiş, kesişmiştir. Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Özlem Çerçioğlu'yla müvekkil-vekil ilişkisi içine dahil olmuştur. Hiçbir duruşmaya katılmamasına rağmen halen bu azletme veya görevden çekilme gibi bir durum da olmadığına göre bu nasıl bir ilişkinin tezahürüdür merak ediyoruz. Tabii bunun yanı sıra Türkiye'de işte son dönemde birçok konu konuşuldu. İşte Sedat Peker, Ahmet Kurtuluş, Erkan Karaaslan, Mustafa Levent Göktaş, bu tip isimlerin hep odak noktasında Sayın Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu çıkıyor. Ben bu soru işaretinin artık çözülmesi gerektiğini düşünüyorum. Siyasetin bunu konuşması gerektiğini, siyasetçilerin bunu konuşması gerektiğini, bürokrasinin varsa çeşitli şüpheler bunları değerlendirip soruşturma kapsamında Aydın'ın gündemine getirmeli, Türkiye'nin gündemine getirmeleri gerektiğini düşünüyorum. Çünkü bu iş bambaşka bir boyuta ulaştı ve Aydın açısından bu önemi ortaya koymak adına bunların değerlendirilmesi gerektiğini düşünüyorum. Aydınlı bir kere bilmeli. Mustafa Levent Göktaş'la Sayın Çerçioğlu arasındaki diyaloğu bilmeli. Ya da Aydın Büyükşehir Belediyesi bütçesinden Mustafa Levent Göktaş herhangi bir edim kazanmış mıdır? Çünkü Türkiye'de gündeme gelen bütün kirli ilişkilerin içinde ya da bir tarafında Sayın Çerçioğlu'nun adı geçiyorsa bunlara bir cevap vermeli. Kendisi de cevap vermeli. Yani sürekli olarak benim hakkımda iftira hakaret diyenlerin, atıyor diyenlerin bir kere bile cevap vermeye tenezzül etmediğini ya da cevap veremediğini gördüğümüz bir ortam yaşıyoruz. Biz zor sorular sormuyoruz. Zor sorular sormadığımız gibi soruların cevabı basit ve çok açık olan sorular soruyoruz. Siz bunlara cevap vermek durumundasınız. Aydınlı ve Aydınlı halkı da bunu öğrenmek zorunda. Şimdi bugünlük vaktimiz doldu. 15 dakikayı doldurduk. Kendimize böyle bir prensip edindik ve bundan sonra her gün 15 dakika
arkasına yarın devam etmek üzere diyorum. Bu programı sosyal medyadan daha sonra izlemeye şansına sahipsiniz. Yarın saat 9.45'te buluşmak üzere. Tüm TVD'nin değerli izleyicilerine ve Aydın halkına çok selamlarımı ve saygılarımı iletiyorum. Hepiniz hoşça kalın, sevgiyle kalın.